Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlarım. İkinci bölümün 23 numaralı köşe taşında kalmışız en son. Hemencecik koydum kağıdı önümüze ve dedim ki ikinci bölümün 23 numaralı köşe taşındayız. Bakalım nasıl sorular hazırlamış hocalarımız birbirine benzer 4 tane güzel soruyla bu soru tarzında bize öğretmeye çalışmışlar diyor. Hemen bire bismillah diyelim bakalım ne diyor. Diyor ki DC paraleldir. İşte şurada bir paralellik var ve ben biliyorum ki paralellik varsa açı sorusuysa UZM. Bu kuralları arayacağız gözlerimizle. Sonra diyor ki şu DAB yani şuradaki açı ile DAB CBA yani şuradaki açının toplamı 90 derece. Bu ikisi 90. Peki. DCB görelim oğlu DCB şuradaki açıya diyor. Ne diyecektik? Ters orantı var. Bunun yanında 1 vardı. DCB'ye 3 diyeceğiz, değil mi dostum? O zaman DCB'ye şöyle bir 3K diyelim. DAB'ye ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Bunun yanındakini vereceğiz. DAB görelim onu da. DAB. Şuradaki açıya da 1K'yı yapıştırdım canım öğrenci. Şimdi dostum şu ikisinin toplamını 90 demiştimiz bize soru. Hemen toplamları 90 olması için şunun da 90 eksi k olması lazım ki topladığında 90 kalsın sadece. Son darbeyi vuruyorum. Öldürücü darbeyi vuruyorum. Onu da nereden vuruyorum? U kuralından dostum. Bak şu paralellikler. İki paralelin arasında şöyle bir U kuralı var. Bakın tersten U yapmış amca. Diyeceksin ki hemen şu iki açının toplamı 180 dereceydi dediğin an K'yı da oradan çıkarttın zaten. Hadi toplayalım. Yani neleri topluyoruz? 3K'yı artı bir de 90 eksi K'yı topluyoruz. 180'e eşitliyoruz dostum. Odaklanma güzeldir inşallah. Bir daha basalım biz garanti olsun. Evet, düzenleyelim. 90 bu tarafa gelirse 90 kalır burada. 180 eksi 90'dan. 3K'dan 1K çıktı. 2K kaldı. Yani biz K'yı 45 bulduk. DAB'yi soruyor bize. DAB. K'yı soruyormuş zaten. 45'i bulduk bile. Ve geldik 2 numaralı sorumuza. Okuyorum hemen. Yine paralellik var dostum. Ben yine UZM kurallarını arayacağım. Önce şu oranı yerleştirelim. Artık biliyoruz. Bunun yanında 1 var. DAB'ye 2 diyeceğiz. DAB'ye şuraya hemen 2 tane A diyelim. ABC'ye ABC şuradaki açıya da 1 diyecekmişiz. Yani 1A. Ve yine bir şeyler vermiş. Bakın DAB ile DAB yani 2A ile DCB'nin toplamı şuranın toplamı 220 olacak. Ben şimdi ilk önce yine tıpkı üstteki soruda olduğu gibi şu U kuralını bir daha yapayım burada. Şu A açısıyla şuradaki C açısının toplamı 180. O halde bu C'ye ben 180 eksi A yazmalıyım ki canım kardeşim toplamları 180 olsun. Şimdi şu kuralı yapalım. Diyor ki DAB yani 2A ile DCB'de şurası 180 eksi A'nın toplamı 220'dir diyor. Hadi 2A, A gidiyor, bir tane A kaldı. 180'i de bu tarafa atarsak 40 mı kaldı dostum 220'den çıkınca? A'yı bulduk. Neyi soruyor? DAB yani 2 tane A'yı soruyor. 1A 40 ise 2A'yı yapıştır gelsin dedik. Evet, üçüncü sorumuz. Yine paralellik var can dostum. Hemen şuraya eşit açıları görünce ne yazacağız demiştik? Aynı harfi. A, A. B, B'yi yapıştırdık. Açıortaydır diyor. A, E, B. A, E, B. Şuradaki açıyı da X diyelim bize soruyor. Senin şimdi burada görmen gereken yer şurası dostum. Şuradaki açının 90 derece olduğunu söyleyeceğiz. Biz bunu kural olarak yamukta anlatacağız. Paralel kenarda bahsedeceğiz. Nasıl bir şey? Şöyle iki paralelin arasında şu ardışık olan açıların açıortaylarının arasındaki açı hep 90 derecedir. Hani neden öğretmenim? İspatlayalım. U kuralından geliyor. Normalde sen şu U kuralını gördün. Bak onu bir daha kalınlaştırayım maviyle şöyle. Şöyle yapalım. Sen şunu gördün canım kardeşim. 2A ile 2B'nin toplamı hemen yazıyorum.
2A ile 2B'nin toplamı 180 derecedir. Neden? U kuralından dolayı. Hemen ikiye böldüm bunu. A ile B'nin toplamı kesin 90 derece oldu o halde. Ve bak şu üçgene. Üçgenimin iki açısı A ile B. Bunların toplamı 90 olduğuna göre üçüncü açısına mecbur 90 kalıyor. Al sana ispatı da bu. Hadi şimdi öldürücü darbeyi vuralım. Şunu göreceksin dostum. Neydi şuradaki yuvarlak olduğu zaman açının ismine ne diyorduk biz? Tam açı. Tam açının ölçüsü kaç dereceydi? 360. Şimdi toplayalım. 140 var. 90 daha galiba 230 yaptı. O zaman 360 olması için Ceyhan kaldı mı dostum bizim x'imize? Yapıştırdık çıktı bile. Hadi 4 numaradayız. Yine UZM. Bakın bu 4 şeklin üst ve altındaki kenarlar paraleldi birbirine. Dörtgen aslında bu. Bir dörtgenin sadece iki kenarı paralelse biz o dörtgene yamuk diyoruz dostlar. Sadece iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Yani ileride yamuk konusuna geçtiğimizde bize şunun paralel olduğunu söylemesine gerek yok. Yamuk demesi bizim hemen iki kenarının paralel olduğunu UZM kurallarını uygulayacağımız anlamına geliyor dostum. Şimdi bakalım burada neler yapacağız. Şimdi diyor ki Denizli açısı Bursa'nın iki katıdır diyor. O zaman ben Bursa açısına A derece dersem Denizli iki katı olacağına göre 2A. Zaten ters orantı da öyle yapıyorduk. D'ye 2, B'ye de 1 diyecektik. Öyle de dedik. Yine bakın C'ye 3 diyeceğim, A'ya da 1 diyeceğim. Şimdi A'ya 1B diyelim, C'ye de 3B diyelim. Buna göre A kaç derecedir diyor. A dediğimiz yerde küçük B harfi var. Yani küçük B'yi soruyor bize. Ne yapacağız öğretmenim? Tabii ki U kuralı yapacağız. Yani şunu. 2A ile B'nin toplamı neye eşit can kardeşim? 180'e. Hemen yazalım. 2A ile B'nin toplamı 180. Hocam bu tarafta da bir U kuralı var. Doğru. 3B ile A'nın toplamı da A artı 3B de 180'e eşittir. Bunu da yapıştırdık hemen. Bundan sonrası ister yok etme metodu kullan dostum. Matematikte denklem çözme yöntemi. Ya da bak ikisi de 180'e eşit ya. O zaman şu sol taraflar da birbirine eşittir de. Yani şunu yaz. 2A artı B eşittir A artı 3B'ye. Hemen şu B'yi bu tarafa alalım. 2B kalsın. A'yı bu tarafa alalım. A kalsın. Yani A aslında 2B'ye eşitmiş. Şimdi ben şurada A yerine 2B yazarsam 2B bu. 3B de buradan geliyor. Yani 5 tane B yapıyor mu 180? 5'e böldüğünde B de 36 gelir buradan dostum. Demek ki B dediğim o küçük açı yani A açısı 36 dereceymiş. Cevabı 36 olarak işaretledim. Evet 23 numara böyleydi. Hemen şimdi çevirdik. 24 numaraya geldik. Dostlar şimdi hocalarım burada bir formül var. Zaten yukarıya konu anlatım kısmına formülü yerleştirmişler öğretmenim. Şuradaki ardışık iki bir üçgenin iki iç açıortayının arasındaki şu açının ölçüsü şuna eşit. 90 artı kullanmadığın üçüncü açı bakın ABC üçgeninin B'sini kullandım. B'nin iç açıortayını aldım. C'nin de iç açıortayını aldım. Bu açıyı oluşturdum B ile C ile. Kullanmadığım açı hangisi? A. İşte diyor bu kullanmadığının yarısını pardon. Yarısını 90'la toplarsan kullanmadığın da 90, yarısı ne yapıyor? 45. İşte bu toplam sana şuradaki açıyı veriyor. 135 dereceymiş. 135'in de bütünlerini soruyor 45 derece. Ben de diyorum ki dostlar bu formülü çok ezberlemenize gerek yok. Tabii ki bilir, ya ezber yapabiliyorsanız eyvallah. Çok işinize yarar. İşinizi kolaylaştırır formül ama ola ki unuttum formülü. Biz ne öğrendik? Eşit açılara A, A, B, B yazarsın ve üçgenin iç açılarını toplarsın. 2A ile 2B'nin ve bir de 90'ın toplamı 180 dersin. O halde 2A ile 2B'nin toplamına 90 kalır. A ile B'nin toplamına da 45 kalır. Ve bak x dediğin şey şu iki iç açının toplamının ölçüsü üçüncünün dışına eşitti ya. Demek ki x neye eşit? A ile B'nin toplamına. Yani
45'e eşit deyip böyle de bulabilirsin. Bak formül de güzel, işine yarar. Ama bu yöntemle de çözmek yine işine yarar ki hatta bakıyorum yukarıya. Evet, hocalarım da böyle de bir çözüm yapmışlar zaten. Hem formülle hem de bu şekilde de çözmüşler. Dediğimiz gibi evet, ikisi de işe yarar. Hadi geçelim ikinci soruya bakalım. Şimdi burada ne diyor? Yine bakın şu iki iç açı ortayı kullandık. O zaman bu 100 dediğimiz şey şu açının yarısıyla 90'ın toplamına eşit. Şimdi bir daha söyleyeyim. 100 neye eşit? Bu C'nin yarısıyla 90'ın toplamına eşittim. Çünkü C'yi hiç kullanmadım. Bak bu 100'ü neyle oluşturdum? A açısıyla, B açısıyla oluşturdum. İkisinin de açıortayını aldım. 100'ü oluştururken C'yi hiç kullandım mı? Kullanmadım. İşte diyor ki kural, kullanmadığının yarısıyla 90'ı toplarsan bu iki açının açıortayını bulursun diyor. Açıortaylar arasındaki açıyı bulursun. Peki 90'la neyin toplamı 100'dür? 10'un. Peki neyin yarısı 10'dur? 20'nin. O zaman C 20. Peki C 20 ise hocam bak ikizkenarmış bu. Şu B de 20. Hatta bunlar 10. 10. Hatta ne bulacağız bir de? Şurası 10 ise 100 ise burası 110. Şuraya da 70 kalır. O zaman bu da 70. Bize neyi soruyor? D, A, C'yi soruyor. 70'i yapıştırdım dostlar. Tekrar söylüyorum. Sen istersen şu 20'yi formülsüz de A, A, B, B yazarak da bulabilirdin canım kardeşim. Evet, 3 numaradayız dostlar. Hemen okuyalım. Bir dış açı ortayım var. 100 derecem var. Hatta 100'ün bu iç açısı kaç derecedir? 80. Hatta 70, 80 daha 150. Şuraya kalır 30. Şimdi bakın şu arada bir 90 derece varmış. Yani 30 ile şu çizginin toplamı 90'mış. O zaman bu çizgi ne olacak? 60. Bu çizgi de ona eşit olduğu için bu da 60 olacak. Hatta 60, 60 daha 120, 30 daha 150. Şuraya da ne kalacak? 30. Bakın 100 var, 30 daha 130. Şuraya da kaldı 50. Şimdi soruyu okuyalım. A, C, B. Hoba, 50'yi soruyormuş. Paketledik geldi. Bulmaca gibi dostum bu üçgende açı soruları. İnanın bana son 3 yılda çıkan sorular şunlardan çok daha kolay. İnanın kardeşlerim. Yeni nesil soru sormuşlar. Göreceksiniz, onları da çözeceğiz inşallah. Ne kadar kolay olduğunu. Çok böyle aman aman mükemmel bir üçgende açı çözücüsü olmanıza gerek olmadığını göreceksiniz. Alt tarafı götü boklu bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece kuralını bilmen sana yetecek de artacak dostum. Son 3 yılın sorularını çözmen için. Evet, geldik buna. Bakın yine ne diyor? 2 tane açıortay verdim sana diyor. Buna göre A, C, B kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle bir kuralımız var değil mi? Bakın şuna bir 2A dersek biz. Şu iki açı ortayın arasındaki açı neye eşitti? 90 artı şu üçüncünün yani C'nin yarısına. 2A'nın yarısı da A. O zaman burası 90 artı A olacak. Öğretmenim buna da bunun simgesinin aynısını koymuş. O zaman açılar eşit. Buna da 2A yazmalıyım ben. Çünkü buna 2A yazdım. Peki şurada bir doğru açı çıktı karşımıza. Bunun ölçüsü 180 dereceydi. Demek ki 2A ile 90 artı A'nın toplamı 180'miş. Peki 2A ile A'nın toplamı 3A yapar. 90'ı da bu tarafa atarsam eksi 90 geçecek o tarafa ve 180'den çıkacak 90 kalacak. 3A 90 ise A'nın biz 30 olduğunu bulduk. Bizden ne istiyor? A, C, B. A, C, B. 2A'yı istiyor. A 30 ise iki tanesi de Edirne yapar. Evet, 24 numarada tamamdır. Hadi bir de 25'i alalım. Şimdi bu son köşe taşımızda bize iki tane iç açıortayın arasındaki açıyı bulmayı öğretti. 25 numarada da bakınız galiba iki dış açıortay olabilir ya da bir dış bir iç açıortay da diyebilir. Bakalım neyi öğretmiş, onu görelim. Evet, birinci sorumuz diyor ki ABC dik üçgen vermiş bize. Peki ABC madem ki dik üçgen, dış açıortayımız var bakın burası ve şunu fark etmenizi istiyoruz dostlar buradan. Şuradaki açı da 45 derecedir hocam. Ve bakın bunun da aslında bir dış açıortay olduğunu görmenizi istiyor. İşte bu iki tane dış açıortayı çizmiş bakın canlar. İki dış açıortayın
kesiştiği Denizli noktasının ismini lütfen bilin. Yukarıda yazmış mı? Yazmamış herhalde arkadaşlarım. Ben söyleyeyim ama bunu mutlaka bilin dostlar siz. İki dış açı ortayın kesiştiği noktaya dış, teğet, çemberin merkezi denir. Neymiş? Dış teğet çemberin merkezi. Hemen notlarının arasına yaz. Dış teğet çemberin merkezinden, şurada biraz anlatayım mı bunu arkadaşlar? Çünkü önemli kısımdır. Bu merkezler çok önemli. 5 tane merkezimiz var bizim dostlar. Hemen böyle bir geometri konu anlatım videolarıma bakın siz de dostlarım. Orada üçgende merkezler başlığında ben bu 5 merkezi de tane tane anlattım. İşte onlardan birisi iç teğet çemberin merkezi, ağırlık merkezi, diklik merkezi, çevrel çemberin merkezi ve sonuncusu da dış teğet çemberin merkezi. Nedir hocam bu dış teğet çemberin merkezi dediğimiz şeyin özelliği nedir dostlar? Dış teğet çemberin merkezinden iki tane dış açı ortay artı bir tane de iç açı ortay geçecek. Ve sen soruda asla bu üçünü aynı anda göremeyeceksin. Yani çok aşırı kolay sorularda görürsün tabii ki de. Ama böyle hani böyle güzel soru bankalarında biraz daha zor sorularda üçünü asla göremezsin. İkisini görürsün. Herhangi ikisini. Mesela ne olabilir bir soruda? Bir tane dış açıortay, bir tane de iç açıortay kesişmiş olur bir noktada. İşte o noktada dış teğet çemberin merkezidir deyip hemen üçüncü dış açıortayı sen çizeceksin dostum. Evet, bu önemliydi dostlar. Bununla ilgili şimdi bakın çok güzel sorularımız var. Hemen ilk sorumuza bakın. D noktası dış teğet çemberin merkezi. Şimdi dış teğet çemberin merkezindeki açıyı da şöyle buluyorsun canım kardeşim. Bu açı şuna eşit. Yani x artı 40 eşittir 90. Hani iç açı ortayların kesiştiği noktadakini nasıl buluyorduk? 90 artı dış açı ortayların arasındaki açıyı da 90 eksi kullanmadığımın yarısı. Yani 2x'in yarısı x diyerek buluyorum. Hemen bu eksi x'i buraya aldım, 2x oldu. 40'ı buraya aldım, eşittir 50 oldu. X eşittir 25 çıktı. Benden ne istiyormuş? A, B, C. Neresi orası? A, B, C. Şuradaki açıyı istiyormuş. Şimdi X'i ne bulduk? 25. O zaman 2X 50'dir. 50, 90. Buraya da kaldı 40. Demek ki aradığım cevap 40. Şimdi burada ben bir de şunu da söyleyeyim hatta. Hazır madem dış teğet çemberin merkezinden bahsettik. Hocam dış açı ortay. Dış açı ortay. Peki iç açı ortay nerede? Bak. A'yı kullandım dış açıortayını. B'yi kullandım dış açıortayını. C kaldı. İşte C ile D'yi de birleştirirsen sen eğer ki bunun da iç açıortay olduğunu artık bil canım kardeşim. Evet, geldim 2 numaraya dostum. Bakalım ne diyor Gobeller. Okuyalım bakalım. Şimdi 90 var. Tık 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 yapmış buralara. Şöyle bir şeyler yapmış. A diyelim. A diyelim. Oo, zor soruymuş lan bu. Vallahi bak, yani şaka bir yana gerçekten zor soruymuş. Neyse, 50 var, 65 var. 50, 65 daha 115 yapıyor. 180 olabilmesi için şunu şöyle uzatırsam şuraya da 65 mi kalıyor? Yani şunu fark ettim. Şunun bir dış açıortay olduğunu fark ettim. Hatta onu yeşil yapayım ben. Artık bu bir dış açıortay. Bakın 65, 65 bölmüş. A'nın dış açıortayı bu. Şimdi zor olan neresi biliyor musun canım kardeşim? Senin şurayı fark etmen. Bak dostum, şunu şöyle uzattığında şu çizgiyi. Şimdi A ile B'nin toplamı 90'sa 2A ile 2B'nin toplamı 180'dir. Doğru mu dostum? A ile B 90 ise 2A ile 2B mecbur 180 olacak. Peki şuraya bak bakayım. Şuranın ölçüsü 180 değil mi? 2A var. O zaman 2B lazım. Demek ki şurası da B. İşte sana B, B. Yani ne oldu dostum? Bak bu C, E, D. Dış açı ortay oldu Gobel. İşte zaten bunu ileride de vurgulayacağız. Sen yine görmüş oldun burada. Ben şu 90'ı görünce ve açı ortayı görünce he dedim, yanında bir tane de dış açı ortay mecbur olacak. Benim gözüm alışmış buna. Senin de inşallah kısa sürede alışır. Çünkü olay şudur. Bir dış açı ortay ile
bir iç açıortayın arası hep 90 derecedir. Hani buna da şimdiden alışırsan tabii ki yararına. E artık ne oldu şu Edirne açısı? Mecburen dış teğet çemberin merkezi oldu kardeşim. Hadi bir de şu oranı yerleştirelim. ABC, AEC'nin iki katıymış. AEC'nin X olduğunu söylersem ben, ABC iki katıymış, 2X. Şimdi sen ne biliyordun? İki dış açıortayın arasındaki şu X açısı var ya hani, X neye eşitti dostum? 90 eksi kullanmadım bak, A'nın dış açıortayını, C'nin dış açıortayını alıp X'i oluşturdum. Neyi kullanmadım ben X'i oluştururken? 2X'i, B köşesini. O yüzden B'nin yarısını 90'dan çıkarttığımda da ben X'i buluyormuşum, yani şurayı. Peki eksi X buraya geldi. 2X eşittir 90 oldu. X eşittir 45. Benden ne istiyor? A, E, C. Yani zaten X'i istiyormuş. Biz de 45'i yapıştırdık zaten. Evet. Bakın şimdi 3 numara ne kadar güzel bir soru oldu. Denizli noktasını hemen görün arkadaşlar. Denizli'ye bakalım nelerden oluşuyor. Bak A'nın dış açıortayı, A'dan dış açıortay gelmiş. B'den iç açıortay gelmiş canım kardeşim. Ne demiştim? Bir dışla bir için kesiştiği yer ne oluyordu dostlar? Dış teğet çemberin merkezi. Hatta eğer istersen, belki de işime yaramayacak ama, bu CD'yi çizdiğimde CD'nin de ben artık dış açıortay olduğunu, hatta iki çizgi çizeyim de şununla karışmasın, dış açıortay olduğunu da çok rahat söyleyebiliyorum artık dostum. Ha, burada ekstradan bir de ikizkenar üçgen gördünüz. O zaman şuraya da X diyelim biz hemen, madem eşit açıları. O zaman şuna da X diyelim madem ki eşitler. Şimdi bundan sonra dostum 1 milyon farklı yolla çözersin bu soruyu, inan bana. Ama hani biz formülümüzü pekiştirelim istiyorsak da yine formülü kullanacağım ben. Şimdi şöyle yapacağım. 2 tane dış açıortayın arasındaki açı, bakın bu sefer ne düştü oraya? X artı 24 düştü. Neye eşitti? 90 eksi kullanmadığım açının yarısı. Şimdi ben ABC üçgeninin A'sını kullandım, C'sini kullandım, dış açıortaylarını kullandım. Ama B'deki açıyı hiç kullanmadım. Yani 2X var B'de, bunu hiç kullanmadım. O yüzden kullanmadığımın yarısı, yani 2X'in yarısı X diyorum buraya da. Peki eksi X buraya gelirse 2X eşittir. 24 buraya gelirse de 66 mı oluyor lan? Herhalde 66, yani neyse. 2'ye böl, X eşittir galiba 33. Öyle mi? Bursa mı cevap? Bursa'ymış. Cevap 33'müş dostlar. Biz de doğru yapmışız. Evet. Hemen geldik şuna. DBC. DBC. DBC kaç derecedir? Aa, şunu soruyor da bu sefer. XX diyelim. Hadi şunlara da YY diyelim. Bakalım neler olacak. Hatta şunu da biliyorsun sen can kardeşim. Şimdi şuradaki iki dış açıortayın arasındaki açı artık nedir? 90 eksi üçüncünün yarısı. E üçüncü de 90. Fark etmez. Yarısı 45. O zaman 90 eksi 45'ten burası 45 oldu artık. Bir de şunu vermiş. BCD. BCD. Yani Y dediğin açı diyor. CBD'nin. CBD'nin. Yani X ile 15'in toplamına eşit. O zaman Y yerine ben niye Y yazayım ki? X artı 15 yazarım. En azından bir harfe düşürdüm. Bak çözümü. X artı 15. Bu da X artı 15. Buna göre X kaçtır diye bir soru soruyor. Olay bitti herhalde. Hepiniz de gördünüz dostum. Şuradaki üçgenden öldürücü darbeyi vuruyorum. İç açıları toplamı 180. Ne var? X var, X var. Yani 2X var. 15 ile 45 var. Yani 60 var. Toplamlar 180 olacak. 60'ı gönderdim. 2X eşittir 120. Böldüm 2'ye. X eşittir Ceyhan. Geldi bile Goberner. Evet. 25 numarayı da gömdük. Hemen çevirdik. 26 numara. Bakalım ne diyor bu 26 numaralı soru. Burada da yine şunu da görmenizi isterim arkadaşlar. Bakın sorunun tipini de bir öğrenin artık. Son 3 köşe taşındır aynı şeyi yapıyoruz. Soru aslında ilk baktığınızda dörtgen sorusu gibi duruyor değil mi? Şekle bak, dörtgen anasını satayım. Yani 25 numarada da öyleydi. Yani şekle baktığında şurada bir dörtgen var. Nerede o, görebiliyor musunuz şurayı? Şurada bir dörtgen var. Yine dörtgen var. Yani dördünde de dörtgen var. Neyse.
Burada da öyle. Yani ben bu soruyu ilk gördüğümde dörtgende açı sorusu derim anasını satayım. Ne diyeceğim başka? Ama sen artık o zaman şunu öğren canım kardeşim. Şimdi bazen de bu bazı kalıpları da ezberlemekte fayda var arkadaşlar. Yani sonuçta bu üniversite sınavından sonra geometri hayatında hiçbir zaman işine yaramayacak. Geometri öğretmeni olmazsan eğer ki, matematik öğretmeni olmazsan tabii ki. Onun yüzden hani şurada öğren, aklında tut, ezberle, sınavdan sonra da unutursun zaten en fazla. Şimdi yapacağımız şey şu, kalıbı ezberlemek. Yani ben diyorum ki dörtgende açı gördüğünde, dörtgenle ilgili bir açı sorusu gördüğünde artık kafanın bir köşesinde şu olsun. Ya bu dış teğet çemberin merkezi olabilir mi? İç teğet çemberin merkezi olabilir mi diye aklının bir köşesinde dursun artık. Hemen açıortaylar ara. Ha şimdi burada bağıra bağıra açıortay var zaten. Bakın AD açıortay. Yani bir açıortay varsa şüphelen zaten hemen. Ha dış teğet çemberin merkezi olabilir de açılara yoğunlaş şimdi bak. 40, 70 daha 110. Ben bunu şöyle biraz daha uzatıp şuranın ölçüsünü bulmak istesem hani toplamları 180 ya. Buraya da 70 kaldı. Al sana bak bir açıortay daha çıktı. C'den inen dış açıortay. A'dan inen iç açıortay birleşmiş Denizli noktasında. İşte bu Denizli noktasının ismi ne artık canım kardeşim? Denizli noktasının ismi dış teğet çemberin merkezi. Şimdi can kardeşim, buraya kadar ne öğrendik? Son 3 köşe taşını tekrar ediyorum ki bunu daha iyi öğren diye. 2 tane iç açıortayın arasını bulmayı öğrendik. Nasıldı? 90 artı kullanmadığımın yarısı. 2 tane dış açıortayın arasındaki açıyı bulmayı öğrendik. Nasıldı? 90 eksi kullanmadığımın yarısı. Şimdi de şunu bulmayı öğreniyoruz. Bak 2 iç açıortay, 2 dış açıortay. Şimdi de 1 dış 1 iç açıortay arasındaki açıyı nasıl bulacağız? Bu da direkt kullanmadığının yarısı. 90 yok. 90 artı veya 90 eksi yok. Direkt kullanmadığının yarısı. Şimdi önce şunu vurgulayalım. D neydi? Dış teğet çemberin merkezi. Hocam o zaman bu D'den bir dış geçiyor, bir iç geçiyorsa ne geçmiyor şu anda? Bir dış daha geçecek. Onu geçmiyor. Hemen geçirelim. O zaman B'den çizdiğim doğru kesinlikle dış açıortay. Şimdi X'e bak bakayım bir X'e. X'e hangi yeşiller oluşturdu? Şu yeşille şu yeşil. Bu yeşil ne? İç açıortay. Bu yeşil ne? Dış açıortay. Yani X dediğim açı bir içle bir dıştan oluşmuş mu canım kardeşim? Bir iç açıortayla bir dış açıortaydan oluşmuş. Bak hatta bir daha söylüyorum. A'dan çıkan iç açıortayla B'den çıkan dış açıortaydan oluşmuş. Lan ben üçgenin hangi köşesini kullanmadım? C'yi. C'sinde ne var bu üçgenin? 40 var. İşte diyor ki kural. Bu dışla için arasındaki açı kullanmadığının yarısıdır diyor. Aha bu kadar da basit canım kardeşim. Biraz uzun uzun anlattım ki iyice aklınızda kalsın. Hani nelere batacağınızı iyice anlayın diye bu şekilde yaptım. Bak burada da daha basit olacak hatta işimiz. D, A, C'yi soruyor. Neyse D, A, C'yi buluruz. Önce bir şunu konuşalım. Bak C'den dış, B'den iç açıortay çıkmış. O zaman bu 35 neyin yarısı? Kullanmadığın ne senin? A. Demek ki A'nın yarısı. O zaman bu A 70 derece. Peki bu D'nin ismi neydi? Dış teğet çemberin merkezi. Bu D'den bir de ne geçecek? Bir dış açıortay daha geçecek. O zaman şurası da dış açıortay. 70 ise 110 kalır. 55 diye de paylaşır. Neyi soruyor? D, A, C. Aha bu 55'i soruyor. Paketledik geldi. Ya çok basit değil mi dostum? Bak ne arayacağını bileceksin. İç açıortay. Dörtgende açı sorusu gördün. Dörtgen. Açı soruyor. Açıortay var mı diye bakacaksın. Her zaman bak birinci sorudaki gibi yapar. Birinci soruda dış açıortayı sen 40'tan 70'ten bir 70 daha olduğunda buldun. Öyle sorar asıl sorarsa. Bu soru gibi değil. Hani mesela içle dış açıortayı bağıra bağıra göstermiş kendisi. Hatta yazmış yanına bir de böyle böyledir diye. Böyle olmaz yani, tamam mı dostum? Nelere bakıyorsun? Mesela burada deniz noktasının ismini bir dışla bir içten oluştuğu için dış teğet çemberin merkezi. O zaman öğretmenim şu da kesinlikle artık dış açıortay değil mi mübarek? Hatta bu x nerenin yarısı? Bak bu x'i sen hangi dış açıortayla oluşturdun? A'dan giden. Hangi iç açıortayla oluşturdun? B'den giden. A'dan B'den. O zaman c'yi kullanmadım, demek ki c'nin yarısı. O zaman bu c 2x.
Şimdi 2x'i bulacağız. Oradan da x'i bulacağız tabii ki. Nasıl bulacağız öğretmenim? Soruda okumadığım bir bilgi var. AB AC'ye eşitmiş. AB AC'ye eşitse hocam tabanındaki şu açılar eşittir. Burası da 2x. Yani 2x, 2x daha 4x ile 40'ın toplamı 180'dir. Demek ki 4x eşittir 140, x eşittir 35. Paketle gelsin Adana çıktı cevap. 4 numaradayız dostlar. Bakalım ne diyor. Şimdi öncelikle şu açı buranın tersidir. Burası da noktadır. Bu açı da buranın tersidir. Burası da noktadır. Bunu bir yazalım. Belki bir işimize yarar. Bilmiyorum. Başka x kaç derecedir diye bir soru sormuş. 40'ı gördük. Yani bir dışla bir için arasındaki açı 40 derece geldi. Hatta buradan yapmayalım. Biz şöyle mi yapsak? Şimdi düşünüyorum nereden bulsak diye arkadaşlarım da. Neler yapabiliriz? Bu buranın tersi, o oranın tersi. Ya şu terslerde bir sıkıntı yaşadım gibi. Şunun tersi bu da. Bunun tersi bununla. He şurası lan. Şimdi oldu. Şurası işte bunun tersi. Tamam. Şu bizim dış açıortayımız oldu. Bak şimdi daha güzel oldu. Bu bir dış açıortay. Bu bir iç açıortay. Ve buradaki 40 neye eşittir dostum? Şuradaki açının yani 3. açının yarısına. O zaman burası 80. Şimdi soruda okumadığımız bir şey var. AD paraleldir BC'ye diyor. AD şurası yani paraleldir BC'ye demiş. Hemen Z harfi yapalım şuradan. Oo, bakın Z. Çünkü paralellik ve açı sorusu varsa kesin Z, U, M. İşte sana 80. E hocam bu da 80. Doğru. 80, 80, 160. Buraya ne kaldı? 20. Cevabımız Adana'dan geldi. Evet dostlar. 26 numarayı da gördük. Şimdi burada duralım. Bir sonraki videoda da 27, 28, 29, 30'u göreceğiz. Sanırım 30'da bitiyordu bu. Evet. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. İyi çalışın arkadaşlar.